Şimdi size ev akıllı komun akıllı restoran uygulamasını, cep telefonu uygulamasını hem kullanıcı tarafında yani müşteri tarafında hem de restoran tarafında siparişi almayı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Önce bu iPad'deki müşteri tarafıyla başlayalım. İstersek buraya konum girip restorana arattırabiliriz ya da burada geçerli konum kullan yani şu anda mevcut olduğunuz lokasyondaki restoranlar en yakın restorandan başlayarak restoran arattırabiliriz. Restoran adına göre arama yapabiliriz. Deli Dana ya da işte Hacıoğlu vesaire. Mahalle adı girerek de arama yaptırabiliriz ya da kebap, pide, lahmacun olarak da burada arama yapılabilir. Şimdi genel olarak menülerde de önceki siparişlerde görebildiğimiz adres defteri, puanlar, ayarlar, restoranlara göz at bölümleri gibi sekmelerden oluşuyor. Restoranlara göz attığımızda ne var ne yok bütün restoranlar karşımıza çıkar. Şimdi bu sistemin güzel tarafı aslında bir restoranın kendi menüsü var, merchant arayüzü. Bunu şubeler kendi hesabıyla girip kontrol ettiği, yönettiği, restoranı yönettiği sistem. Bir de bu tüm restoranları yöneten admin tarafı var. Bu admin tarafında istersek yeni bir işte satıcı yani restoran daha ekleyebiliriz. Burada şu anda iki tane var gördüğümüz. Deli Dana ve Hacıoğlu. Onlar buradan geliyor aslında. Buraya yeni ekle ya da içe dışa aktar gibi çoğaltabiliriz. Bu aynı menüsü olan Deli Dana ya da Hacıoğlu restoranlarından. Sadece bölge farkı varsa mesela. Bir tane restoranı Hacıoğlu'nu burada istediğimiz kadar çoklayabiliriz. Şimdi esas sipariş nasıl verilir? Sipariş nasıl karşılanır? Onlara bir bakalım. iPad'le Deli Dana'dan bir şey yapalım, sipariş verelim. Burada çalışma saatleri, adres, lokasyon bilgileri, ödeme yöntemleri gibi bilgiler var. Sipariş veren kullanıcı yorum yapabiliyor daha sonra. Ha, bu yorumları restoran da silebilir, admin tarafı da silebilir. Haritada baktığımızda nasıl gidebileceğimizi buradan da yönlendirme alabiliyoruz. Masa rezervasyonu yaptırabiliriz. Tanıdık bir müşteri ise herhangi bir ücret ödemeden buradan rezervasyonunu kendi yapabiliyor, not girebiliyor. İlk kayıt olurken bu arada cep telefonuna SMS olarak bir verification kod, onay kodu geliyor. Onay kodundan sonra üye olmuş oluyor. Bu sayede cep telefonunu garanti olarak doğru almış oluyoruz. Bu fotoğraf bölümünde bu Deli Dana'da fotoğraf yüklemedik. Herhangi bir promosyon da yok. Bu Hacıoğlu'nda var. Biraz sonra görürüz. Burada etçil diye bir tabak varmış. Ona bakalım. Medium ya da large seçebiliyoruz. Az pişmiş ya da buraya kendi özel notlarımızı yazabiliriz. 85 TL, 170 TL miktar 2 adet oldu. Sepete ekliyoruz. Sepete geçiyoruz. Burada paket, gel al, rezervasyon bölümleri var. İstersek her üçünde de yani fark etmez. Teslimat saatini burada kendimiz seçebiliyoruz.
Yani pakette saat 23'te alabiliriz mesela. Gel aldı da aynı şekilde. Hatta rezervasyonda da rezervasyon saatimizi ve günümüzü istersek sadece aynı gün rezervasyonu da kabul edebiliriz. İstersek bir hafta sonra da kabul edebiliriz. Önemli değil. Biz bunu paket yapalım şimdi. Bahşiş oranı seçilebiliyor. Bunu komple kaldırabiliriz de arkadan. Biraz sonra ayarlar kısmında da görebiliriz. Bu 170 TL'lik siparişten 1700 yemek coin kazanacağız. Yani aslında bakarsanız bu 1700 puan 17 TL'ye geliyor, denk geliyor. %10'luk gibi bir ayarlaması arka planda var. Bunu istediğimiz gibi değiştiririz. Kasaya git dediğimizde adres seçebiliriz. Bakalım. Defterden seçelim. Ataşehir'e yakın bir yer. Ataşehir. Teslimat notlarında burada teslimat notları ilkokul yanı işte sağa dön ışıklardan sonra 5 metre ileride vesaire gibi not yazabiliriz. Ödeme yöntemine geçtik. Kapıda nakit, kredi kartı ya da online kredi kartı. Şu anda demo olduğu için online kredi kartı çalışmaz. Yemek coin kullanabiliriz. Burada 400 yemek coin'in karşılığı aslında 4 TL'dir. Biz siparişimizi verelim normal. Evet. Android tarafında uygulamada push notification geldi. Aynı zamanda sağdan da mailleri de gördünüz. Web sayfası bu şekilde açıksa burada bir yeni sipariş geldiğinde 175 numaralı iPad tester az önce 170 TL verdiğim sipariş. Bunu tıklayıncaya kadar bu uyarı gelmeye devam eder. Gördük. İstersek yazdırmak için buraya tıklayabiliriz aslında ama buna gerek kalmayacak çünkü otomatik olarak gelen maili yazıcıdan çıkartabiliyoruz. Bu admin tarafında da sipariş geldiğini merkez görebiliyor. Bu şekilde. Şu anda beklemede olduğu uyarıyı kesmek için buraya basıyoruz. Bunu iptal de edebiliriz admin tarafında. Ama restoran tarafında açık olması çok önemli. Siparişin verildiği platform burada gözüküyor. Yani aslında siz müşteri olarak sadece uygulamadan değil, aynı zamanda web sayfasından da sipariş verebiliyorsunuz. Yine aynı mantık. İsterseniz burada adres arayabilirsiniz. Ya da burada restoran gibi. Ya da hepsine bakarız, restoranların tümüne. Burada öne çıkarttığımız restoranları görebiliriz. Bir lahmacun bir de burger ve steak olduğu için bir iki restoranın mutfağını görüyoruz. Şimdi restoranları göz at diyelim ama bu kullanıcı şimdilik sadece sipariş vermeyelim. Bundan bakalım ne oluyor, neler var aynı şekilde web sayfasında da. Daha sonra da az önce verdiğimiz bu 170 TL'lik iPad kullanıcısının değildi siparişini karşılayalım. Çalışma saatlerine bakalım. Hacıoğlu'nda bugün pazartesi 21'e kadar çalışma var. Yani son 25 dakika.
Yorumlara yine bakabiliyoruz. Harita burada. Fotoğraflar, bilgi ve fırsatlar. Bu 20 TL'lik paket siparişte %10 indirim olduğunu gösteren fırsat. Promosyon yazdığımızda da kupon kodu 5 TL'lik sabit bir indirim alabiliyoruz. Benim bulunduğum adrese göre bu mesafe şu anda ben Hacıoğlu'na 11,7 kilometre uzaklıktayım. Ve Hacıoğlu'nun teslimat mesafesi 8 kilometre. Yani ben Hacıoğlu'ndan bu şu anda sipariş veremem. Bu adresi buradan değiştirebilirim. Daha yakın bir lokasyon seçip oraya sipariş verebiliriz. Web tarafında kısaca bu şekilde göstereyim. Biz esas web tarafında bakmak istediğimiz buralar. Merchant ve Admin. Şimdi sipariş verdik. Siparişin durumunu kullanıcı buradan takip edebilir aslında. Pardon. Sipariş detayları. 20-29'da vermişiz. Bu siparişi iptal etmek istersek herhangi bir aksiyon olmadı daha şey tarafında restoranda hala beklemede. Bu beklemediği şu uygulamayı iPad'den sanki kullanmıyormuş gibi çıkalım ki notification'ı görelim. Hazırlanıyor pozisyonu getirdim ve iPad'de de gördüğünüz gibi notification geldi, hazırlanıyor. Açalım bu uyarıyı. Evet, burada. Siparişiniz hazırlanıyor. 175. Tekrar siparişlerden görebiliyoruz detayları. Detayları değil de sipariş durumuna bakalım. 8.31'de kullanıcı siparişi verdi. 8.36'da restoran bunu karşıladı. Şimdi yeniden sipariş vermek için zaten buraya tıklıyoruz. Hemen sepete ekleniyor. Paket değil de işte geri al, rezervasyon gibi de değişiklikler yapabiliyoruz. Tekrar kasaya gidip yeni ödemeyle ikinci bir sipariş de verebiliriz. Şimdi burada hazırlanıyor. İyi güzel. Başka bir şey daha değil. Farklı bir şey gösterelim. Sipariş durumu yolda için özel bir durum şablonu var. Notification gönderebiliyorum. Aynı zamanda SMS de gelecek kullanıcıya. Yalnız telefon evet 175 durumu yolda değil dana diye de gördünüz. Mail olarak da bildirim geldi. Burada da uyarıya baktığımızda sipariş yola çıktı. Okey. Peki, bu sefer Android tarafında bir sipariş verelim. Hacıoğlu'ndan sipariş vereceğiz bu sefer. Burada işte menüler, lahmacunlar, pideler, tatlılar vesaire diye gider. Okey. Lahmacun menü. Normal 11. Büyük 13 yanında ayran olsun
Bir de ücretsiz olarak verilen bir şey varsa malzeme, acı baharat vesaire gibi şeyler de seçilebiliyor. Buradan da 15 TL'lik bir sipariş verelim. Ürün sepete eklendi. Devam edelim. Sepete geçtik. Bunu paket değil de hadi gelal yapalım. Alma zamanı saat 9'da kapanıyor yalnız restoran. Burada 21.09'u seçti diyelim müşteri. Bu saat geç olduğu için kabul etmiyor. Ama 20.59 bahşiş girmiyoruz. 20.59'u kabul ediyor. Online kredi kartı böyle bir şey olacak aslında. Buna benzer bir şey olabilir. Ama şu anda demo olduğu için öyle bir uygulama yok. Çalışmıyor yani. Kupon promosyon yazabiliriz o işte indirim almak için. Ama almayacağız. Devam edelim. Sipariş. Evet, burada yeni siparişimizi görüyoruz. iPad'de. Açtık. Geldi. Mail geldi. Bu mail gelir gelmez yazıcıdan otomatik dökülür. Cep telefonundan müdür otomatik bunu karşılar. Ya da web sayfasından da bu şekilde tıklanıncaya kadar uyarı vermeye devam eder. Sipariş detayları da burada karşımıza çıkıyor. Merkezde de aynı şekilde yeni sipariş geldiğinde buradan bakabiliyoruz. Yalnız burada bu sefer şöyle bir şey yapalım. Kullanıcı restoran hazırlanıyor ya da herhangi bir pozisyon değiştirmediği için beklemede şu anda. Bu gel al. Pardon, burayı açmadık. Son siparişlerde. Bu gel al 176 numaralı siparişimiz. Daha hala restoran tarafında bir karşılama olmadı. Sistemde beklemede olarak duran bu siparişi iptal edebiliyor. Sipariş iptal etmek istiyor musun? Evet. Şimdi ne olacak? Dikkat, sipariş iptal talebi var. Mailimizi aldık. Burada özet bölümüne restoran tarafında özet bölümünde en altta görüyoruz. Müdahale et. Özet bölümünde günlük işte toplam tutarlarla birlikte böyle bir grafiksel durumda var. Şimdi biz buna bir müdahale edelim önce. İptali onayla veya reddet. İptali onaylıyorum. İptal onaylandı olarak. Evet. Burada numara, cep telefonu numarasında bir hane eksik. Evet. Bu iPad kullanıcısına SMS geldi. Çünkü bu numara doğru. Android tarafındaki zaten yolda pozisyonu yapmadığımız için SMS gelmedi doğal olarak. Çünkü siparişi iptal ettik. Ha, evet, siparişi iptalini onayladık. Bakalım.
Son siparişle bize tekrar geldik. İptal onaylandı olarak gördük. Burada puanlara bakabiliriz. Şu arka tarafı aslında görmemiz daha iyi olacak. Biraz. Bu restoran tarafında girebileceğimiz bir sürü ayar var. Az önce ön yüzde gördüklerimizin nereden geldiğini özellikle olarak burada görebiliyoruz. İşte logo vesaire. Yemek seçenekleri. Minimum satın alma tutarı işte pakette 10 TL buradan geliyor aslında. Rezervasyonda herhangi bir şey yok ya da gel aldı herhangi bir şey yok. İstersek burada paketleme ücreti bile ekleyebiliriz. Vergi oranını belirtip ara toplamdan sonra işte alt toplamda araya vergi de koyabiliriz. Teslimat süresi, teslimat mesafesi, işte bahşişi kaldırabiliriz, iptal edebiliriz. Çalışma saatlerini istediğimiz gibi düzenleyip buraya o günün yanında işte cuma günü mesela fırsat günü olarak da girebiliriz. Hatta bu mesai saatleri dışında ön siparişleri kabul bile edebiliriz. Şimdi rezervasyonları buradan karşılıyoruz. Bunlar ödemesiz olan rezervasyonlar. Sipariş durumu sistemsel ayarlarla alakalı. Yemekler işte pide, lahmacun menü, tatlı vesaire diye gidebilir. Burada özel bazı günlerde mesela gün belirterek o yiyeceği o gün aktif edebiliriz. Ön yüzdeki ayarların hani nereden geldiğini kısaca göstermek için bunlar. Pişirme referansı. İyi pişmiş, az pişmiş. Malzemeler bu ücretsiz olarak hani seçimlerdeki neler olabileceğini gösteriyoruz. Yemek kalemlerinde yemeği aslında burada esası burada oluşturuyoruz. Yukarıdakilerin referans alarak işte az pişmiş soğan, sarımsaklı vesaire bu yukarıda önden tanımladığımız şeyleri en son burada resmiyle, görseliyle beraber yeni bir yemek eklediğimizde yemek kategorileri zaten burada yapmıştık. İstersen boyut girebiliriz. Add-onlarda işte ayran ve kola sadece vardı. Sadece birini seçebilir. Çok da seçebilir. Bu tabak derken yani bu tabağın acılı, baharatlı ya da vejetaryen olduğunu bilgilendirme amaçlı gösterebiliriz. Minimum sipariş tablosuna bakalım. Mesafe mesela 6 kilometrenin üstünde 6 ile 8 arasında ise minimum siparişimiz 40 TL olsun gibi yeni durumlar oluşturabiliriz. Bu %10'luk fırsat buradan geliyordu. 20 TL üstü. Paket serviste. Bu yemek coin'in ayarlarını burada yapıyoruz. Puanlama nasıl oluşturuluyor? Burada. SMS uyarı ayarları, SMS yayını restoran tarafında. Mesela buraya bu restorana ait
tüm müşterilere ya da ürünleri satın almış sadece müşterilere ya da sadece belirli bir cep numarasına liste olarak virgül koyduktan sonra SMS mesajını gönderebiliriz. Ama onun yerine biz şöyle bir şey yapacağız. Müşteriye ulaşmanın en güzel yolu admin tarafında mobil uygulamaya geleceğiz. Push notification yayınla. Android ya da iOS ayrıca seçilebilir. Gönderilebilir. Ya da kayıtlı cihaz. Zaten burada iki tane. Bir iPad var, bir de Android var. Sadece Android'e gönderelim. Başlık okey. Okey okey. Burada biraz sonra geleceğiz şimdi. Buna tıklayalım diye. Geri gelelim. Az önce buraya kadar gösterdiğim kısım hep restoranın olduğu bölümle alakalı kısa bir ön izlemeydi. Admin tarafında daha fazla ayar yapılabiliyor. Mesela e-mail ayarları var burada. Bildirim şablonu. E-posta kayıtları. Gitti mi, nasıl gitti, ne vesaire. Özet alabiliyoruz aslında burada. İçe dışı aktarda restoranın çoğaltmak için kullanabileceğimiz çok pratik bir yöntem. Hacıoğlu'nun 50 tane şubesi var. Yani 50 tane şubeye ayrı ayrı girmek yerine bir tane ana şablon yaparım, taslak yaparım. Hacıoğlu'ndaki bütün menüleri koyarım. Ortak özelliklerini. Daha sonra da bu restoranı 50 adet olarak dışa aktarırım. Ve sadece adreslerini değiştiririm, telefonlarını değiştiririm, çalışma saatlerini değiştiririm. Bu şekilde de hızlı bir şekilde sistemi aktif hale getirmiş oluruz. Bu admin sadece Hacıoğlu değil de yani başka marka ne varsa artık Delidan olur, Alice Köfte olur. Bu şekilde çoğaltmamız mümkün. Bu admin tarafı bütün restoranları yöneten esas merkez oluyor aslında. Burada şubelerin yani restoranların raporlarını da bu şekilde görebiliyoruz. A'dan Z'ye sıralamak için kolon başına basıyoruz. Birçok arka tarafta gördüğünüz yani çok fazla özellik var. Çok esnek, çok fazla ayar yapılabilir. İstediğimiz herhangi bir özelliği aktif hale getiririz. Ya da kullanmayacaksak ya da sonra zamanla iptal edip kaldırabiliyoruz. O açıdan hazır oturmuş güzel bir ön yüz ve arka yüz mobil uygulamaları da hazır. Hem Android'de hem iOS'ta. Az önce gönderdiğimiz push notification. Geçerli konum kullan diyelim. Evet, doğru yere geldik. Adres sefiline bir bakalım. Burada
Adres defterinde varsayılan adresi bu şekilde hemen değiştirebiliyoruz. Bu zaten kullanıcı bir kere girecek ya da en fazla iki kere, bir de iş yeri için kullanır. Evde ya da iş yerinde en mantıklısı. Hakkımızda bölümü özel sayfalar ekleyebiliriz bu şekilde. Onu da bir gösterelim o zaman. Merchant tarafında. Pardon, Merchant değil o. Admin tarafında çünkü mobil uygulamayı yöneten admin. Burada arka tarafta sistemle ilgili sekmeler de var. Onlara girmiyoruz. Bu sayfanın HTML formatında olduğunu görüyoruz. Bu sayfa Android'deki bu sayfa aslında web tarafındaki buradaki ayarlamadan geliyor. Peki başka? Şimdilik bu kadar yeterli bence. Daha fazla detay var aslında ama hepsine tek tek daha sonra bir bakabiliriz. Ama genel olarak bir fikir vermiştir bunlar size. Görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.